Herkese merhaba. Green Card başvuruları başlamak üzereyken mesaj kutumuz sizden gelen sorularla doldu. Bu videoyu da bu kafanızdaki soruları gidermek adına çekmeye karar verdik. Hazırsanız Green Card'a başvururken dikkat etmeniz gereken tüm detayları bu videoda veriyor olacağız. Hadi başlayalım. Evet, her zaman hatırlattığımız gibi şöyle başlayalım. Green Card'a başvurmak tamamen ücretsiz ve sadece tek bir siteden yapılabiliyor bu başvuru. O da Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi. Zaten aşağıda linki görüyorsunuz. Bunun dışında başka hiçbir yerden başvuru yapılamıyor. Hemen hemen her videoda bundan bahsediyoruz ama yine de bir hatırlatmak istedik. Başvururken en önemli konulardan bir tanesi fotoğraf. Fotoğrafla ilgili aslında bir video yaptık. O videoya göz atabilirsiniz. Şöyle sorular geliyor. Biz geçen sene başvurduğumuz fotoğrafla tekrar başvursak bir şey olur mu? Evet arkadaşlar, böyle bir şey yapmayın. Çünkü son 6 ay içerisinde çekilmiş bir fotoğraf istiyorlar. Bir sene önceki başvurunuzdan olan fotoğraf orada kayıtlı duruyor. Siz aynı fotoğrafla başvurursanız sistemden bunu göreceklerdir muhakkak. Baştan elenmemek için fotoğrafa önem verin. Başvuruların nasıl yapılacağıyla ilgili en çok sorulan sorulardan bir tanesi Türkçe karakter kullanma meselesi. Başvuruyu yaparken arkadaşlar İngilizce karakterlerle yazıyoruz. Adınızı, soyadınızı, bütün bilgilerinizi. Yani eğer isminizde, soy isminizde ya da adresinizde gireceğiniz bütün bilgilerde Ö, Ü, Ş, yumuşak G gibi harfler varsa onları kullanmıyorsunuz. Mesela isminiz Şule ise Sule yazmanız gerekiyor. Yine isminiz Tuğrul'sa Tugrul gibi. Özellikle böyle ismini, soy ismini İngilizceye çevirip yazanlar da var. Bu yanlış arkadaşlar. Nasıl yazıyorsa o şekilde sadece karakteri düzeltmeniz gerekiyor. Aslında bunun çok önemi yok ama Türkçe karakter kullandığınız zaman sistem ilerlemeyecek ve başvuruyu tamamlayamayacaksınız. Hata verdiğinde bilin ki muhakkak Türkçe karakter kullanmışsınızdır. Hemen geri dönüp onu kontrol ederek başvurunuza devam edebilirsiniz. Yine aynı şekilde adres konusunda da işte 526 sokak yazarken genelde bunu 526 street diye çevirip yazıyorlar. O şekilde değil arkadaşlar. Adresiniz şu anda nasıl gözüküyorsa o şekilde. 526 sokaksa aynı şekilde yazmanız lazım. Bunu İngilizce çevirmenize gerek yok. Adres konusuna da değinmişken şunu da bahsedeyim. Hangi adresi yazmalıyım? İşte benim şu adresim var, bu adresim var. Hangi adreste ikametgahınız gözüküyorsa o adresi yazmanız lazım. Bu adrese herhangi bir posta almayacaksınız ama ikametgah adresinizi doğru düzgün bir şekilde vermeniz gerekiyor. Hangisi resmi kayıtlarda geçiyorsa o adresinizi yazmanızda fayda var. Green Card başvurularında sadece iki tane koşul var. Ya en az lise mezunu olmanız gerekiyor ya da lise mezunu değilseniz Amerika'nın kabul ettiği herhangi bir meslekte 2 yıllık iş deneyimi istiyor. Eğer bu şartları karşılıyorsanız Green Card'a başvurabilirsiniz. Lise mezunu olanlarda çok fazla kafa karışıklığı olmuyor ama eğer lise mezunu değilseniz meslekten Green Card'a başvuracaksanız orada biraz kafalar karışıyor. İnsanlar diyorlar ki biz acaba buna uygun muyuz? Bunun için nereye bakmamız gerekiyor? Birçok videoda bahsetmiştik ama yine ufaktan bahsedelim. Gördüğünüz site üzerinden SVP dedikleri bir puanlama var. Ona bakmanız gerekiyor. SVP puanınız 7 üzeri ise Green Card'a başvurabilirsiniz. Oradan kendi mesleğinizle ilgili puanınız uyuyor mu uymuyor mu bakıp ona göre başvuru yapabilirsiniz. Tek kişi başvuruyorsanız Deniz'in dediği gibi yapabilirsiniz. Peki ailece başvuruyorsanız o zaman koşullara uyan ne kadar birey varsa o kadar kişi başvurabilir. Başvurdukça da hatta şansını bu anlamda arttırabilir. Deniz başvururken beni ekleyecek, ben başvururken onu ekleyeceğim. Lise mezunu bir çocuğunuz varsa o da kendi adına bireysel bir başvuru yapabilir. Ancak anne baba çocukları götürebilir ama çocuk kazandığında anne babayı götüremez. Hatta bazen iki kardeş başvurduk. Abim kazanırsa beni götürebilir mi gibi sorular alıyoruz. Maalesef kardeşler götüremiyor. O gibi durumlarda bireysel başvuru yapabiliyorlar. Ailece gidemiyorsunuz. Bu Green Card başvurusunu yaparken insanlar diyor ki ben tek başıma gitmek istiyorum. Ailemden başka hiç kimse gelmeyecek. Bu durumda onları eklemek zorunda mıyım? Evet, buna mecbursunuz. Yani ailenizde Green Card almaya uygun kim varsa hepsini oraya eklemeniz gerekiyor. Bunlar kimler? Eşiniz, 21 yaşın altındaki bütün çocuklar, hatta üvey evladınız varsa onlar, evlatlık aldığınız birisi varsa o bile dahil. Farz edelim ki birisiyle evlendiniz, onun daha önceki evliliğinden bir çocuğu var, onu eklemek zorundasınız. Bir çocuğum var, velayeti bende değil, bunu da yine eklemem gerekiyor mu? Evet. Yani 21 yaşın altında kim varsa çocuk olarak bunların hepsini oraya eklemeniz lazım. Yine bazı insanların sorduğu şeylerden bir tanesi de ben eşimden ayrıyım. Yani resmi olarak ayrılmadım ama fiziki olarak biz ayrıyız diyorlar. Yine de eklemem mi gerekiyor? Evet, maalesef eklemeniz lazım. Bazen tabii burada en büyük problem şu oluyor. Eşler birbiriyle sorunlu ayrıldıysa diyor ki ben onun fotoğrafını nereden bulacağım? Artık o sizin maharetinize kalıyor maalesef. Bu ailece gitseniz de gitmeseniz de yapmanız gereken bir başvuru şekli. Bazen de aynı evin içinde bulunduğu çocuk da yazmama gibi durumlar oluyor. Baba diyor ki onları götürmeyeceğim, ben onları sonra 2-3 yıl sonra alacağım diye yazmıyor. Bu da yanlış bir başvuru şekli.
Götürseniz götürmeseniz muhakkak başvururken hepsini yazmanız gerekiyor. Zaten götürüp götürmeyeceğiniz durumunu size bir kazandıktan sonra soracaklar. O zaman ekleyebilirsiniz. Başvuruyu da ola ki yanlış yaptınız. Ne bileyim ismi, soy ismi, soy ismi, ismi şeklinde falan bir şekilde bir yanlışlık yaptığınızı fark ettiniz. Ah ben bunu düzelteyim diye tekrar bir daha başvuru yapmaya kalkarsanız bu da yanlış arkadaşlar. Başvuruyu sadece bir kez yapmanız lazım. Birden fazla başvuru yaparsanız bu da diskalifiye sebebi olacaktır. Yine eşli olan durumlarda az önce bahsettiğimiz gibi koşulları sağlayan herkes başvurabilir demiştik ya. Onunla ilgili gelen sorulardan bir tanesi de hem ben kendi adıma başvurdum hem de eşim başvururken beni başvurusuna ekledi. Bu elenmeye sebep olabilir mi diyorlar. Hayır, bunda sıkıntı yok. Sadece aynı başvuruyu aynı kişi kendi adına ikinci kez yapmaması gerekiyor. Buna dikkat edin. Yanlışlık yaptıysanız bırakın orada kalsın. Eğer böyle küçük hatalar yaptıysanız harf hatası ya da isim soy isim karışıklığı gibi onlar sonrasında başvuruyu kazandıktan sonra düzeltilebilir. Önemli olan bizim bu videoda bahsettiğimiz büyük hataları yapmayın, elenmeye sebep olmayın. Bununla bağlantılı yine bazı arkadaşların çifte vatandaşlığı oluyor. Mesela bir kişi hem Alman vatandaşı hem Türk vatandaşı ya da başka vatandaşlıkları var. Ben iki vatandaşlığım üzerinden de green card başvurusu yapabilir miyim diyorlar. Hayır, bu da olmuyor maalesef. Tek bir uygunluk üzerinden, yani tek bir ülke üzerinden başvurabilirsiniz. İkinci kez başvurursanız yine aynı sorun oluyor. Bu kez yine eleniyorsunuz. Buna da dikkat edin. Medeni durumla ilgili olan soruya gelelim. Bazı kişiler diyor ki biz eşimle ayrılma aşamasındayız. Green card sonuçları açıklandığında muhtemelen ayrılmış olacağız. Bu durumda ben oraya boşanmış gibi mi girmem lazım? Bu durumda da yine o anki pozisyonunuz neyse onu işaretlemeniz lazım. Yani evliyseniz, ayrılmamışsanız henüz muhakkak oraya evli işaretleyin. Hala hazırda durumunuz neyse muhakkak onu yazın. Aslında bu başvuruda yapılması gereken çok net. Şu anki durumunuzu yazacaksınız. Mesela eğitimle ilgili olan konuya geçelim. Şu anda öğrenciyseniz öğrenciyi işaretleyeceksiniz. Mezunsanız mezunu. Eğer konumunuza birden fazla şık uygunsa, yani lise mezuniyeti de uygun ya da üniversitede bazı dersler alıyor, yani henüz devam eden üniversite öğrencisi pozisyonunuz varsa, her ikisinden birini işaretleyebilirsiniz. Hiç sorun yok. Yani arkadaşınız onu işaretledi, ben de bunu işaretledim. Acaba hata yapar mıyım? Yapmazsınız. Her ikinizinki de doğrudur. Eğitim durumuyla ilgili sorulan bir diğer soru da benim eğitim durumum uygun ama eşimin durumu uygun değil. O ilkokul mezunu, onun mezuniyeti tam değil ya da işte bir mesleki deneyimi yok gibi sorular geliyor. Burada sadece koşullar başvuran kişi için geçerli. Başvuran kişinin yanında götüreceği kişilerin mezuniyeti de koşulları da önemli değil. Burada sadece başvuranın koşullarına bakacaklar. Bu formu doldururken onay sayfasına geçmeden önce bir özet sayfası çıkacak. Orada girdiğiniz bilgilerin hepsini kontrol edebilirsiniz. Bence zaten özeti çok dikkatli bir şekilde kontrol edin. Eğer bir hata yaptıysanız orada düzeltme şansınız var. Onay tuşuna bastığınızda geri dönüp hiçbir şeyi düzeltme şansınız yok. O yüzden o özet sayfasını okuyup sonra onay verin. Ve onay verdikten sonra ekrana gelen konfirmasyon numarasını muhakkak saklayın. Bu konfirmasyon numarası neden önemli? Sonuçlar açıklandığında kazanıp kazanmadığınızı bu konfirmasyon numarası aracılığıyla öğreneceksiniz. E-mail adresinizi de güncel yazın arkadaşlar. Güncel, kullandığınız aktif bir e-mail adresi olsun. Yani normal ev adresinizden daha çok e-mail adresine ihtiyacınız olacak. Sizinle irtibata geçmeleri gerekirse sadece e-mail adresi üzerinden görüşüyor olacaklar. O yüzden lütfen başvururken hani bizim Türk milletinin vardır ya böyle bir uydurmasyon e-mail adresi yazayım şuraya diye. Öyle bir şey yapmayın. Muhakkak kullandığınız bir e-mail adresi olsun. Ola ki az önce Deniz'in bahsettiği gibi konfirmasyon numarası alamadınız, ekran fotoğrafını alamadınız, onu kaydedemediniz. İleride sonuçlar açıklandığında konfirmasyon numarasını almak için yine bu e-mail adresini kullanmanız gerekecek. Bu sene yine geçen sene olduğu gibi pasaport kuralı yok arkadaşlar. Dolayısıyla pasaportunuz olmadan başvuru yapabilirsiniz. Başvurular başta söylediğimiz gibi ücretsiz. Peki ya sonrasında? Ücretsiz dediğimizde sanki şöyle algılanıyor. Oo tamam, ücretsiz, kazandığım zaman da atlarım Amerika'ya giderim gibi algılanıyor. Böyle değil arkadaşlar. Bununla ilgili linke bırakalım isterseniz. Kısa bir video çekmiştik. Sadece ve sadece Türkiye'de yapacağınız masraflarla ilgili. Hatta sonrasında da Amerika'ya geldikten sonra yapacağınız masraflarla da ilgili bir videomuz var. Onu da yine açıklamalar kısmına bırakalım. İhtiyacı olanlar oradan bakabilirler. Ne kadar paraya ihtiyacı olduğunu, yani buna başvuranların ne kadar bir parası olması gerektiğini o videoları izlerseniz anlayacaksınız. Green Card'a dünyanın her yerinden, her ülkeden başvuru yapılamıyor. Bazı ülkeler buna uygun değil. Amerika'da buna Diversity Lottery deniliyor. Bunun da Türkçesi çeşitlilik çekilişi. Amerika'nın burada amaçladığı şey ülkesindeki etnik çeşitliliği arttırmak. Bu yüzden de Amerika'daki göçmenlerin durumuna bakıp hangi ülkeden çok fazla göçmen varsa o ülkeleri çekiliş dışına atıyorlar. Türkiye bu çekilişe şu an için uygun ülkelerden bir tanesi. O yüzden de dünyanın neresinde olursanız olun bu çekilişe
başvurabilirsiniz. Mesela Çin'de veya Hindistan'da yaşayan bir Türk vatandaşısınız. Hindistan bu çekilişe katılamıyor mesela ama siz Türk vatandaşı olarak orada yaşıyor olsanız bile bu çekilişe katılabilirsiniz. Yani kısaca dünyanın neresinde olursanız olun, uygunluğu olan bir ülke vatandaşısanız siz bu çekilişe başvurabilirsiniz. Yaş sınırı var mı? Bu konudan da bahsedelim. Üst sınır zaten yok arkadaşlar. Alt sınırda belirlenmiş bir sınır yok. Ancak koşullara baktığımızda en az lise mezunu olmak gerekiyorsa ya da son 5 yıl içinde 2 yıllık bir deneyime sahip olmak gerekiyorsa, lise mezunu olduğunuz yaş neyse o yaşı, yani 17 de olabilir, 18 de olabilir. Her ikisinde de başvuru yapabilirsiniz. Yeter ki koşulları karşılayın. Evet, sizden gelen soruları yanıtlamaya çalıştık. Yine bunun dışında farklı sorularınız olursa videonun altına muhakkak yazın. Şimdiden herkese bol şanslar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.